Dünya bu ölümlerin hepsine, şiddetin tamamına bir mezhep ve coğrafya ayrımı yapmaksızın aynı tepkiyi vermiyorsa işte o zaman insanlık tümüyle ölüme mahkumdur. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen Çağımızın Buhranı terör konulu bir sempozyuma katıldı. Sempozyumda Ankara, İstanbul ve son olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşanan terör saldırılarının ardından Türkiye ve uluslararası kamuoyunun bir numaralı gündemi haline gelen terör kavramı irdelendi. Başkan Görmez terör ve yanlış inanç ilişkisine değindi. İslam'ın şiddet dini olduğu iddiasının İslamofobi gibi tarihe geçecek bir korku ve nefret hali doğurması yalnızca Müslümanları değil bütün insanlığı bunalıma sürüklemiştir. Şiddet şiddetle ortadan kalkmaz. Kan kanla temizlenmez. Dünyanın güvenliği inançlar üzerinde baskıyla sağlanmaz. İslam'ın şiddet dini değil bir barış dini olduğunu ortaya koymaya çalışanların emekleri elbette boşa gitmeyecek ve bu yolda atılan her adım dünya barışına katkı sağlayacaktır. Son zamanlarda yaşanan intihar eylemlerine de değinen Mehmet Görmez, dinimizde bireysel olarak yasaklı intihar saldırılarına istişhat adının verilmesi İslam'a yapılabilecek en büyük kötülüktür dedi. Bölgemizi ve dünyamızı kuşatan terör hadiselerini sadece intihar eylemlerine indirgemek elbette tarihi yaşanan büyük acıları, büyük hadiseleri yanlış okumak olur, eksik okumak olur. Herkes biliyor ki böyle bir katliam ile bu katliamı yapan intihar saldırılı ile saldırılarıyla masum insanları katleden bir insanın bu katliamdan hemen sonra cennete gideceğini ifade eden bir insanın İslam'ın ilim medeniyetinden nasibini almış olması mümkün değildir. Din kisvesine bürünmüş cinayet şebekeleri yıkılmış hayalleri istismar ediyorlar. Bu açıkça görülmektedir. Görmez katliamlara davetiye çıkaran yanlış fetvalara karşı da ilim adamlarını sorumluluk almaya çağırdı. Sevgili peygamberimizin öğretilerini dikkate alarak ortaya çıkmış bu bütün yanlış fetvaların yanlışlığını ilan etmek için bütün ilim adamlarının bütün dini müesseselerinin bir araya gelerek bütün dünyaya bunu ilan etmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.